Reklama evet. girmemize eğer 20-30 saniye varsa hemen bir şey açıklayacağım çünkü benim ben mahkemeye verdim Gülben Ergen avukatını. cevap vermişler şimdi Ersoy mesaj attı hmm. ee, cevap şu e, ben bir dakika ne diyor Gülben ha bizzat ben ifşa ettim ya hani dava dosyasını ben ele geçirmişim ee, bi, bi, bizim tarafından verilmedi diyor bizim tarafımızdan verilmedi ben sizin dava dosyanızı Nasıl ele geçirebilirim ben davanın içinde değilken? Ve diyor ki reytingimizden yararlanıyor. Ben Gülben Ergen'in reytinginden yararlanıyormuşum. Çok özür dilerim. Ee, bizim konuştuğumuz dakikaları siz biliyor musunuz? Reytingde yükselme olmadığını, aynı seyirde gittiğini, hiçbir farkı olmadığını. Bunu da açıklayayım. Eğer Gülben Ergen'in reytinge bir katkısı olsaydı birisine Seda Sayan olurdu. Oldu mu? Olmadı. Ve bütün program sadece o konuşuldu. Bunu da geçiyorum. Ee, faydalanmışım. Yani sen durup dururken beni dava dosyana koyuyorsun. Faydalanan ben mi oluyorum? Sen koymasan ben ne konuşabilirim? Benim elime nasıl geçti bu dava dosyası? Sen basına vermediysen lütfen Allah aşkına artık çok komik oluyorsunuz. Bu e, iddialarınızda zaten ben mahkemeye vermişim diyecek bir şey yok. Ersoy bile avukatım bile kahkahalarla yolladı. E, Ratingi olsa önce kendi program yapardı. Dün Star TV'ye gitmiş e, program yapmak istiyorum demiş sponsorlarım var vesaire. E, yani bakalım göreceğiz. Eğer reytingi varsa kendi yapar zaten. E, çok ayıp yaptığınız sen annesin annesin başka anneyi kendi davanı. Lütfen Erhan Çelik'in şu anki sevgilisini konu etme. Beni edici Alakası olmayan yanlış yalan, yalan şeyler söylüyorsun. Sen bel altı vuruyorsun. Biz burada alenen konuşuyoruz. Her zaman söylüyorum sessiz kalandan korkacaksın. Çok konuşan her şey ağzındadır biliyor musunuz? Her şeyi de söyler. İçinde kötülük yoktur. Ama az konuşan ve sessiz konuşanlar birazcık tehlikeli oluyor. Genelleme yapmayayım birkaç özellikle. Evet.